Arkadaşlar selamünaleyküm, ben Yakup Kaya. Ekim TV kanalımızda bugünkü videomuzun konusu: turp nasıl ekilir, nasıl yetiştirilir, ekmeden önce ne yapıyoruz, turpu nasıl yetiştiriyoruz. Bu videoda bu konuyu ele aldık. Tarlamızı arkadaşlar patlatmayla sürdük, taban gübremizi attık, üzerine bir koplile geçtik, turp tohumlarımızı elimizle serptik. Sonrasında tekrardan arkadaşlar tohumların üzerine kopliyle kapattık. Yarın da yağmur yağdı ekim yaptıktan sonra. Turp tohumlarımız neredeyse %95'e kadar çimlenme yüzdesi gösterdi. Gerçekten çimlenme çok güzel. Tam istediğimiz gibi. Ne çok sık, ne çok seyrek. Çok sık olursa arkadaşlar büyümesi çok zor oluyor. Çok seyrek olursa da yabancı ot mücadelesi ne maruz kalıyoruz. Tohumlar çimlendikten sonra bu şekilde kapatırsa turplar iyi büyümüyor. Bunun için kararında elimizden geldiği kadar çok sık olmayacak şekilde bir ekim yapmalıyız. Şimdi ekimi bu şekilde yaptık. Taban gübresini ne kullandık? Taban gübresi arkadaşlar potasyum ve kalsiyum ağırlıklı taban gübresi kullandık. Potasyum ekmiş olduğumuz kültür bitkisinde hem kültür bitkisi yani turpun irileşmesini sağlayacaktır ve aromasını güzel tutacaktır. Kalsiyum ise arkadaşlar albenisi yüksek, pazar değeri yüksek güzel bir sebze yetiştirmemizi sağlayacaktır. Taban gübresini bunu uygulamıştık. Ondan sonra herhangi bir ilaçlama yapmamıştık. Fakat kurt ilaçlaması da yapmak gerekir. Tarlamızda fazla bir kurt zararına rastlamadığımız için kurt ilaçlaması yapmadık. Ama bitkilerde kurt olup olmadığını, mesela şöyle yaprakların delinmesini görüyorsak burada kurt olduğunu işaret eder. Bunu da burada bir dipnot olarak düşmek istiyorum. Peki üst gübre olarak ne kullanıyoruz? Arkadaşlar şimdi buraya dönüme yaklaşık 10 kilogram üre gübresi getirdik. Üre gübresi kullanacağız. Dönüme yaklaşık 10-15 kilogram aralığında üre gübresi kullanıp turp yetiştireceğiz. Bunun hasat videosunu da sizlerle paylaşacağız. Şimdi ticari amaçlı mibzerlekme imkanımız yoksa elle bu şekilde ekim yapıldığı gibi küçük alanlarımızda da turp yetiştirmeyi planlıyorsak tarlamızı yani küçük o alanımızı bel küreğiyle belleyip sonrasında arkadaşlar tırmık yardımıyla düzeltip tohumlarımızı serptikten sonra tekrardan tırmıkla tohumların üzerini kapatıp bir çeşme suyuyla hortumla üzerini sulayıp tohumlar çimlenene kadar bu şekilde arkadaşlar toprağın nemli kalmasını sağlarsak turpumuzu çimlendirdikten sonra turpumuzu yetiştirebiliriz. Küçük alanlarda ilaç mücadelesi, kimyasal gübre kullanmak bazen masraflı olabiliyor. Eğer ki bulabiliyorsak hayvan gübresi ekim öncesinde toprağa uygular ve güzel bir şekilde toprağa karıştırırsak toprakta azot değeri yüksek olursa yine güzel turp yetiştirebiliriz. Hiç gübre kullanmadan da yine turp yetiştirebiliriz. Küçük hobi amaçlı yetiştiricilik yapmış olduğumuz alanlarda. Ticari amaçlıysa arkadaşlar bu şekilde turpu yetiştiriyoruz. Turpun herhangi bir zorluğu yok. Yetişmesi gayet kolay. Ekim yaptıktan sonrasında yağmurlar yağdı. Hiçbir işlem yapmadık. Kurt ilacı bile sıkmadık. Normalde sıkarız. Fazla bir zarar görmediğimiz için. Turp ektikten sonra ilk defa bir video çekiyorum. Gübrelemeyi sizlere paylaşmak istedim. Turp bu aşamaya gelinceye kadar ne gibi işlemlerden geçti bunu anlatmaya çalıştım. Umarım turp ekmek isteyen arkadaşlarımıza faydalı bir video olarak ulaşmıştır.
Kısmet olursa hasat zamanı yine bir video paylaşabiliriz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.